En son ne zaman memleketinize gitmiştiniz komutanım? Neredeyse 2 yıl oluyor, hiç izin kullanmadım. Annemin yüzüne hasret kalmışım. Şu terör olayları biraz durulmasaydı yine gidemezdim. Şey komutanım... Söyle bir ol. Geçen gün babamla konuştum da... Kendisi bir şey söylemedi ama... Sesi hiç iyi değildi. Benim iznim kalmadı. Siz diyorum... İstanbul'a gitmişken babamı da bir görseniz... Mektubumu da götürürsünüz belki. Tabii Birol, giderim. Mevziye yatın. Herkes siper alsın. Yere yatın, siper alın. Hasan, durum raporu. Komutanım, Serkan mayına basmış. 5 asker benimle gelsin. Diğerleri yerlerinde. Emredersiniz komutanım. Tamam, oldu, sağ ol. Geç otur. Serkan'ı Gata'ya sevk etmişler. Bundan sonra hayatına tek bacakla devam edecekmiş. Ailesine nasıl haber vereceğiz bilmiyorum. Biz bu hainlerin kökünü kazısak da, bir gün ortalık durulsa da, bu topraklarda döktükleri mayınlar daha çok can yakacak Ömer. Birazdan gün ışır komutanım. Uçağı kaçırmayın. Gideceğim ama gözüm arkada kalacak Ömer uzman çavuşum. Siz merak etmeyin komutanım. Bize güvenin. Ortalık sakinleşmişken gönül rahatlığıyla gidip gelin. Peki Ömer. Buralar sana emanet. Şu elmaları tartar mısın? Tabii abla. Bayana biraz da ıspanak ver Osman abi. Belki oğlumu sevdiği börekten yapar. Oğlum yavrum. Aslan oğlum benim. Yavrum. Seni bugün karşımda görünce şaşırdım ama ben her gün senin döneceğin günün hayaliyle yaşıyorum. 1,5 yıldır resimlerine bakıp hasret gidermeye çalışıyorum. Hiç annem beni özler diye düşünmez misin? Düşünmez miyim anacığım? Ama askerlerimin başından ayrılmak hiç içimden gelmiyor anne. Çünkü onların da yolunu gözleyen bir anaları var. Bari buradasın ya. Yok anne. Bayramdan önce dönmem lazım. Bu ara ortalık durulur gibi oldu. Onu fırsat bilip geldim. 2-3 günlüğüne. Aa, ekmek almayı unutmuşum. Dur anneciğim dur, ben alırım. Hem özledim buraları, bir dolaşmış olurum. İyi tamam ama çok geç kalma. Merak etme sen. Ver cüzdanı. Ver. Adi hırsız. Paralarım seni bak. Paralarım. Ben bir şey çalmadım. Sakin ol bacım. Ben bir şey çalmadım. Ver şunu. Çabuk ver diyorum. Bana bak kadın. Hanımefendinin cüzdanını ver. Yoksa o şeyler olmaz burada.
Ben bir şey çalmadım, çalmam. Burada çürümüş sebze topluyordum sadece. Hiçbir suçum yok. Hırsız, yüzsüz seni. Çabuk çıkar cüzdanımı. Yoksa polise haber veririm. Yüzsüz seni. Ben yapmadım. Çıkar şunu, nerede? Ha? Burada mı? Bırakın diyorum sizi. Bırakın. Yoksa polise haber vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Kadının cüzdanını çalmış, inkar ediyor. Hayır. Çalmadım, çalmadım. Abla, nasıl bir cüzdandı? Siyah fermuarlı bir cüzdandı. Önü kapaklı. Bu olsa gerek. Bizim sergide buldum onu. Hay Allah, hiç fark etmemişim. Gördünüz işte, suçsuz yere günahını aldınız kadının. Bırakın artık. Kardeş. Anne ne oldu? Kardeş anne, iyi misin? Anne iyi misin? Kardeş. Anne. Anne. İyi misin? Kalkabilecek anne, misin? Ne olur. Çocuklar eviniz nerede? Aşağı mahallede. Anne iyi misin? Hadi yardım edin çocuklar. Yardım edin, kaldıralım annenizi. Gel anne. Hadi anne. Siz burada mı oturuyorsunuz çocuklar? Evet amca. Allah razı olsun kardeşim. Estağfurullah. Ya eğer rahatsızsanız bir doktora götürelim sizi. Yok bir şey. Yorgunluktan oldu herhalde. Ne yapıyorsun sen orada? Al anneciğim. Biz böyle ısınırız abisi. Ama... isterseniz eşinize haber vereyim ben. 2 sene önce bir trafik kazasında kaybettik. Kusura bakmayın. Allah rahmet eylesin. Asıl sen bizim kusurumuza bakma. Bizim yüzümüzden, işinden, gücünden oldun. Olur mu öyle şey? Peki. İyi günler. Sana da. Allah razı olsun. Sizden de. Ne dokunmadın? Yok anne, dalmışım öyle. Yarın senle şöyle vapurla bir boğaz turuna çıkalım mı ha? İster misin? Daha sonra çıksak anne. Hani sana bahsettiğim bir askerim vardı ya. Onun babasına gitmeyi düşünmüştüm. Emanet üstümde kalmasın. Dönüşte de babamın mezarını ziyaret ederim. Bu kadarcık şey bütün hafta nasıl yetecek bize? Anne sen yemeyecek misin? Yok kızım. İştahım kaçtı benim. Siz doyurun karnınızı. Abla bunun tadı çok kötü. Yiyemiyorum ben. Bak seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oyunu? Bu yediğimiz köfteymiş meğerse, tamam mı? Yani öyle düşüneceğiz. Tabii tadı güzelmiş gibi olacak. Hadi zorla kendini biraz. Bak annem çok üzülür. Hasta olur sonra. Allah'ım.
Sen bana bir çare göster. Yavrularımı bu çileden kurtar. Yardım et bize. Lütfen. Aslanım nasıl komutanım? Pirol iyi. İçiniz ferah olsun. Çok hayırlı bir evlat yetiştirmişsiniz. İyidir ya. Efendidir benim oğlum. Komutanım, ben bir oğlumu trafik kazasında, bir oğlumu da kansere kurban verdim. Pirol hayattaki tek dayanağım. Önce Allah'a, sonra size emanet. Sen hiç merak etme amca. Sağ ol evladım. Allah sizinle beraber bütün vatan evlatlarını korusun. Abi sulayım mı? Merhaba. Tanıdın mı beni? Mezarları mı suluyorsun? Evet abi. Gel bakalım gidiyoruz. Ver. Olmaz. Çalışmam lazım. Annem hasta. Demek adın Furkan. Benimki de Nihat. Çok mu seviyorsun sen koyunları? Babamla bir koyun almıştık bayramda. Kara kara gözleri vardı. Ben ona Kara Göz adını koydum. Babam demişti ki, öbür dünyada bizi Sırat Köprüsü'nden Kara Göz geçirecekmiş. Yaşasaydı eğer yine kurban alırdık. Hem annem de hastalanmazdı. Ben saydım. Babam öldüğünden beri tam 4 bayram geçti. Bu böyle olmayacak Allah'ım. Böyle bırakamam onu. Kardeş, ama olmayacak böyle. Rahatsız edeceğiz şimdi sizi. Olur mu öyle şey? Annem de çok sevindi duyunca. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Gel kızım, gel yavrum. Kusura bakmayın teyzeciğim. Böyle apar topar olunca ben de şaşırdım. Kusuru mu olur? Hadi, hadi girin bakalım içeri. Sen ilgilini ver anneciğim. Benim yapacaklarım tamam, evladım, var. Olmaz merak mı? Merak etme sen. Aşk olsun. Hep birlikte yiyip içelim diye hazırladım bunca şeyi. Bakmak için değil. Hadi buyurun. Hadi canım. Hadi. Thank you.
İnsan böyle nasıl yaşayabilir ki? İşimi kaybettikten sonra tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Doğru dürüst ne bir iş bulabildim, ne sığınacak bir tanıdık. Gün oldu, yavrularımın karnına bir lokma bile girmedi. Ne okul, ne bir giysi. Bir yuvaya bırakıp kaçmayı bile düşündüm. Sırf karınları doysun, üşümesinler dedim ama... Allah büyük saadet kızım. Sen umut etmişsin, sabretmişsin. Gün gelir düzelir her şey. Babacım koymuş adımı. Saadet olsun, hiçbir gün dar yüzü görmesin demiş. Ama darlıkta, zorlukta bırakmadı peşimizi işte. Benim yüzümden şu yetimler de perişan oldu ya. Kusura bakmayın, başınızı ağrıttık. Her şey için Allah razı olsun teyzeciğim. Bize artık müsaade edin de. Müsaadesizsin kızım. Öpeyim teyzeciğim. Gel öpeyim canım. Hadi çocuklar, ben bırakayım sizi. Hadi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anlamadım şu izinden. Bu sefer yüzünü de pek göremedim. Artık bayramı resimlerine bakarak geçiririm. Görev bu anne, ne yapalım? Sen benim için dua et, o bana yeter. Anacığım, bir şey isteyeceğim senden. Saadet Hanımları sakın ihmal etme, olmaz mı? Hiç ihmal eder miyim yavrum? Senin gözün arkada kalmasın. Sağ olasın anacığım, sağ ol. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol komutanım. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol komutanım. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol komutanım. Çıkabilirsiniz. Birol, sen dur. Geç otur bakayım şöyle. Babanla görüştüm. Çok selamları var. Sağ olun komutanım. Durumu iyiydi değil mi? Gayet iyi, merak etme. Bu arada bana emanetsin. Yanımdan tamam. Ayrılma ha. Gel. Komutanım, Kadınoğlu mevkiinde 20 kadar terörist tespit edilmiş. Devriyelerin dur ihtarına karşı onlar ateşle karşılık vermişler. Yaralı var mı? Hayır komutanım.
Hemen hazırlıklar yapılsın. Operasyona çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Birbirinize fazla yaklaşmayın. Ömer, Ömer. Emredin komutanım. Arkadaki askerleri alıp ilerideki tepede emniyet. Emredersiniz komutanım. Benimle devam edin. Hadi. Geliyoruz. Hadi hareket hadi. 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 Geliyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Çıkmayacağım buradan. Bir kişi. Bir kişi bile olsa haklayıp öyle şehit olacağım. Allah'ım sen yardım et bana. 23-11 anlaşıldı, tamam. Tamam arkadaşlar. 10 dakikaya kadar destek geliyor. Nedim Süleyman nerede? Teröristlerin ateşi altında kaldı. Gitmemiz lazım. Dur. Bekle. Destek gelmeden gidemeyiz. Ama orada tek başına komutanım. Bu şekilde bütün takımı tehlikeye atamam Birol. Sayımız az. İntihar olur bu. Destek kuvvetlerini beklemekten başka çare yok. İyi bakın ha. İyi bakın, bir şey görüyor musunuz mu? Yok bir şey. Ne lan ne oluyor? Allah beni görmüyor. Orada kimse var mıydı? Burada kimse yok. Tepenin ardında bekliyorlardır onlar. Arka taraftan dolaşıp Çınla Deresi'ne inelim şimdi. Hadi sallanmayın, çabuk olun. Allah'ım nasıl olur bu? Etrafınıza iyice bakın ha. Allah'ım.
Katlioğlu. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? (gülüyor) 23-11. Destek bekliyoruz. Cevap verin. 23-11 duyuyor musunuz beni? Hazırlanın. Gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Nihat Usta hemen bu. Komutanım, komutanım iyi misiniz? Ama nasıl çıktınız oradan? Görmediler beni. Sadece görmediler. Nasıl oldu bu Allah'ım? Nasıl oldu? Gel. Bir durum arz edecektim komutanım. Hı hı. Komutanım ben teşekkür etmek için rahatsız ettim sizi. Yani orada hayatımı kurtardınız. Sağ olun. Sen de sağ ol bir oğul. Görevim size sahip çıkmak. Ömer uzman çavuşa söyle de akşam yoklamasını o alsın. Emredersiniz komutanım. Sana kutlular kutusundan selam bildirim. Sen bu yetimlere yardım ettin. Allah da sana yardım etti. Seni o teröristlere göstermedi. Yaptığın iyiliğin değeri öyle büyük ki sen onların dualarıyla hayattasın.